18 Ekim 2024 Cuma Bursa At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Cuma Bursa programında 9 koşu var. İstanbul'da 10, Şanlıurfa'da ise 6 koşulu programlar var. Yıldızlı Bülten ekibi olarak her gün tüm programlardaki tüm koşulara yorum yapmaktayız. Bu yorumlarımızın çoğunu WhatsApp üyelerimize göndermekteyiz. İlk program olan Bursa programı hakkındaki detaylı analizlerimizi ve tahminlerimizi de YouTube kanalımızda ücretsiz yayınlıyoruz. Bugün Bursa programında takibimizde olan isimleri ve dikkatimizi çeken atları sizlerle paylaşacağız. Koşu yorumlarımızı yaparken bir sıralama önermeyeceğiz. Çünkü bugün yapacağımız tahminler altılı şablonun niteliğinde olmayacak. Not almanızı mutlaka öneririz. Asıl altılı kurgusu yarış günü hazırlanacaktır. Son dakika duyumları ile güncel bilgilerin harmanlanacağı altılı kurgumuzu yarış günü WhatsApp üyelerimize göndereceğiz. Bu da WhatsApp üyelerinin ayrıcalığı olacaktır. Şimdi Bursa programındaki yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 numaralı Lord Of Thunder ve 5 numaralı Katanzaro'ya dikkat edelim. İkisi de idman pistinde çok iyi gözüktü. Özellikle Katanzaro iyi çıkar ve liderliği isterse çok farklı koşacak. Bugün süratli atın olmadığı bu koşuda çıktığı gibi bitirebilir. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. 7 numaralı Berkay Tay'da farklılaşmalar var. Bu atı da uzun çim için kolluyorduk. Bugün yazalım. Bu 3 ismi mutlaka tüm kuponlarda bulundurun. Yanlarına isterseniz favorileri isterseniz tuttuğunuz isimleri ekleyin diyelim ve sonraki koşuya geçelim. 2. Koşu 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı Maiden yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. 7 numaralı Puke Pirri son yarışında ön planda önerdiğimiz isimdi. Düzlükte iç kulvarda kaldığı için dışındaki atı atlayamadı. Bugün göz koruyucusu takısı ilave edilecek. Bursa pistinde ilk kez start alacak ama kesinlikle yadırgamayacaktır. Zaten sahaya adım attığı ilk günden itibaren çalışmalarını Bursa'da yapmıştı. Farklı illerde maiden'den çıkamayan kısrağı bugün evinde yarıştıracaklar. 7 numaralı Puke Pirri bu kez kazanır. Biz banko yazacağız. Çok farklı bir duyum gelmezse yarış günü de bankomuzun yanına at önermeyiz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. Üç yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı üç yarış, 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. Wolf Tokset ve Sultan Spirit mutlaka liderliği almak isteyecekler. Bunlara önde Del Carmen de eşlik ederse yarış çok daha süratli başlar. Önlere yakın gidip düzlükte binici teşvikleri ile liderliği alarak yarış kazanabilen bir numaralı barbar çakal, bugün artan kilosu ile kendine şans arayacak. Benzer şartlarda yine kazanmaya yakındır. Mustafa Çiçek eğer teşvikte cemiri davranmazsa bu at bir şekilde kendini fotoya atar. Enes Bozdağ binseydi daha şanslı olurdu fakat Enes İstanbul'u tercihledi. Biz yine de kazanabileceğini düşünüyoruz. Banko yazılabilir. Yarış günü farklı bir duyum gelirse ekleme yapabiliriz. Dördüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir numaralı Nevesta'yı rakiplerinden çok farklı görüyoruz. Son kazandığı yarışlarda kapasitesini ispatlamıştı. Süratli geçecek her tempoda adını duyurabileceğini belli etti. Nevesta için süratli tempo olması şart. Kaya Bey ve Ulu Fırat bugün yarışa tempo verecekler. İkisi de hızlı başlayan isimler ama yarışı süratlendirmeme ihtimalleri de var. Yine de uygun grupta ağır kilosuna rağmen etkili sprinti ile kazanabilir. 4 numaralı son şampiyon ve 5 numaralı Dobar rakipleri olabilir. Bu ikiliyi de ciddi rakip olarak şablonumuza ekleyeceğiz. Yarış günü son dakika güncellemeleri ile bu koşuya başka isimler de yazabiliriz. Siz de varsa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Dişilere mahsus bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Dilan Kız, Bal Melda ve Belinay Hatun gibi isimler önde olacak. Bunları destekleyecek tempo atları da mevcut. Yarışın bu mesafede yavaş gitme ihtimali yok. 5 numaralı prensesli kazanma karakterinden dolayı kolay kolay yazmayacağımız bir isimdir. İyi koşup ikinci kalma ihtimali yüksek oluyor. Bugün süratli tempo olacağı için ön planda değerlendirelim. 7 numaralı Shintay’dan bu aralar çıkış yarışı gelecek dikkat edin. Bugün o gün olabilir. 14 numaralı Dilda son yarışında beklentimizi karşıladı ve kazandı hatta üst düzü bir yarış çıkardı diyebiliriz. Bugün de devamı gelebilir. Uygun kilosu ile yine şanslı olacak. Bu üç isim olmazsa olmazlarımız fakat bu koşuda yazılacak başka isimler de var, bütçeye göre kalabalık geçilmesi gerekir. Yarış günü birkaç isim daha ekleyeceğimizi belirtelim ve sonraki koşuya geçelim. 6. Koşu 2 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok tuttuğumuz bir isim var. Takip ettiğimiz ve her zaman gücünden bahsettiğimiz bir numaralı Almanyalı kız bugün çok uygun rakiplerle karşılaşacak. Almanyalı kız son yarışında düzlükte dışa acıkmak istedi ama yolu kapalı olduğu için içe kaydı. Düzgün sprintine başlayamadığı için biraz gecikti. Elde değmeden kolayca dördüncü olan kısrağın çok daha iyi koşabileceğini belirtelim. Bugün mutlaka üst sıraları zorlar. 7 numaralı Krimena Fire sert rakipler yanından gelen bir isim. Son kayıtlı olduğu grup yarışından antrenörü raporlu olduğu için çıkarıldı. Bugün Bursa pistini yadırgamazsa bu rakipler arasında kazanabilir. 8 numaralı final Luna'da takip ettiğimiz bir isimdir. Sprint'te geciken kısrağın bugün olası süratli tempoda son sözü söyleyebileceğini düşünüyoruz. İhmal etmeyelim. Yarışta biraz ağır tempo olursa işler karışabilir. Bu ihtimali de değerlendirerek yarış günü şablon fiyatına göre buraya ekleme yapabiliriz. Sizde varsa tuttuğunuz atları ekleyin diyelim ve sonraki koşuya geçelim. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Hardful alacaktır. 1 numaralı Island Breeze de süratli bir isim fakat her zaman ısrarcı olmuyor. Diğer tempo atları belki baskılarda öndeki atı zorlayabilir. Bu sayede yarış biraz sürate binebilir. 2 numaralı Vector idman pistinde mükemmel gözüküyor. Ara sonrası çok iyi dönüş yaptı. Dönüş yarışında çimler kuma alınınca beklenen olmadı fakat bir sonraki yarışı çok başarılıydı çok iyi idman durumu olan Vektir, Yamak iki aprantilerin at bineceği bu koşuda bir hayli iddialıdır. Özellikle kendisini çok iyi tanıyan aprantisi idaresinde yarışacağı için rakiplerinden çok daha fazla avantajlıdır diyebiliriz. 2 numaralı vektörü banko yazmayı düşünüyoruz. Kilosu ağır fakat daha önce 63 kiloda da yarış kazandığını hatırlatırız. Yarış günü farklı bir duyum gelmezse bizim bankomuz olarak şablonumuzda kalacaktır. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Sekizinci koşu. Üç yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun zor geçeceğini belirtelim. Yarışları pek iç açıcı olmayan atlar arasında 4 numaralı hümacığım dikkat çekiyor. Bu kısrağın idman pistindeki giderek artan formu da dikkat çekici. Fakat öyle çok farklı bir kısrak değil. Yani kesinlikle kazanır diyemeyiz. Rakipleri arasından sadece 2 numaralı derin demet dikkatimizi çekti. Son haftalarda oldukça değişti. Binicisi iyi idare ederse bugün ters bir yarış çıkarabilir. Bu ikili arasından bir birinci çıkma ihtimali yüksektir. Yarış günü farklı bir duyum gelmezse iki at yazarak burayı geçeceğiz. Şimdi son koşu tahminlerimize geçelim. 9. koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1500 metre çim pistte koşulacaktır. 7 numaralı Sinsin Ateşi üst üste kazanıyor ve çok formda fakat zaten sık koşan bir atı 4 gün ara sonrası bu yarışı koşmalarını beklemiyorduk. Yine de güzel formu ile çok koşabilir ama bu trafiğin ağır geleceğini düşünüyoruz. Kuponlarımızda bulunduralım fakat bugün güvenmeyelim. 13 numaralı Ermerhan, Sinsin Ateşi'nin ekürisi kerpiçli tarafında fazlaca sıkıştırılmazsa çıktığı gibi bitirebilir. Kilo ve kulvar avantajı var. Dikkat edelim düzlükte yakalanmayabilir. 2 numaralı Argalı, 3 numaralı Atılım Bey'i, 12 numaralı Halit Bey, 11 numaralı Şehri Tuncal ve 10 numaralı Ponçiktay'da sağlam kuponlarda olsun. Yorumlarımız bu kadar. Bursa İstanbul ve Şanlıurfa yorumlarını ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.